Sen Ilgaz tabii. Ramazan denince akla gelen ilk lezzetlerden biri Ramazan pidesi. Bu yıl Ramazan pidesine zam yapılmadı. Geçen yılda aynı fiyattan satılacak. 350 gram sade pide 3 liraya satılacak. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi. Eğer o pide susamlı olursa, yani 350 gram susamlı pidenin fiyatı ise 3,5 lira. Peki bu karar nasıl yankı buldu fırıncılarda? Çünkü onların da hem Ramazan için hem de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için hazırlıkları var. Hemen soracağız Nedim Özçelik yanımızda. Efendim öncelikle pide fiyatını nasıl buldunuz? Merhabalar. Pide fiyatı geçen seneki fiyatla aynı. Değişmedi. Bizim beklentimiz tabii fiyat değil. Bütün girdi maliyetlerimiz arttı. Buna elektrik, su, doğalgaz, işçi, vergi vesaire. Bütün aklınıza ne gelebilecek bütün girdiler yükseldi. Ama devletimiz böyle bir fiyat belirlemiş. Yani bunu da yapmak zorundayız. Vatandaşımız mağdur olmasın. Böyle bir zamanda, böyle bir dönemde biz de bu noktada sesimizi çıkarmayacağız. Evet, maalesef. Yani maalesef derken devletimizin almış olduğu karara saygı duyacağız. Peki efendim şunu da söyleyeyim. Yine pide demişken İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre pide satışları iftardan 2 saat önce duracak. Evet. Hazırlıklarınızı buna göre yaptınız mı? Ya da ne gibi bir hazırlık yaptınız? Yaptık ama yine de vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Biz pidemizi üreteceğiz. İftar saat 8 gibi. 6'da pidenin son çıkmış olacak. Dolayısıyla yani son satış 6 gibi yapılacak. 6'ya yapılacak. Yani şöyle, fırından üretim 6'da bitecek. O saatten sonra sıcak pide olmayacak. Pide satışlarımız iftara kadar devam edecek muhtemelen. Yani bununla alakalı tam net bir bilgimiz yok ama vatandaşın erken vakitlerde biz 12'de başlayacağız pide çıkarmaya. 12'den akşam 6'ya kadar pide çıkaracağız. Bu zaman içerisinde vatandaşlarımızın gelip pidelerini almalarını rica ediyoruz. Burada amaç anladığımız kadarıyla sıcak pide kuyruğunun önüne geçebilmek. Kuyruğu önlemek. Biz zaten elimizden geldiği kadar burada insanları fazla kalabalık olmadan alıyoruz. İkişer kişi alıyoruz. Vatandaşımız da buna zaten özen gösteriyor. Elinden geldiği kadar. Tabii akşam vakti yoğunluk olmasın diye devletimiz böyle bir karar aldı. Odamız böyle bir karar aldı. Ona da uyacağız. Peki bir de sokağa çıkma kısıtlaması var. 4 gün boyunca ekmeği nasıl vatandaşa ulaştırmayı planlıyorsunuz? Bununla ilgili bir hazırlık yapıldı mı? Bununla ilgili bir hazırlık şu şekilde. Tezgahlar açık. Vatandaşın ekmek alması için fırınlara gelmesine bir sakınca yok. Ama uzak noktalara evinin yakınında fırın olmayanlara, sitelere vesaire, oralara servisler uygulanıyor. Vatandaşlarımızın yine de en yakın fırından hijyen koşullarına uygun pidelerini, ekmeklerini almalarını tavsiye ederiz. Bizim temennimiz bu şekilde. Sizin dağıtımla ilgili bir hazırlığınız var. Dağıtımla bir hazırlığımız açıkçası biz dağıtım yapan bir firma değiliz. Biz tezgah satışı yapan bir firmayız. Ama gerekirse gelemeyen vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Nedim Özçelik, teşekkür ediyoruz. Evet, hem Ramazan geliyor hem 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Fırıncıların söz konusu iki durumla ilgili hazırlıklarını anlatmaya çalıştık. Söz şimdi yeniden merkez. YouTube kanalımıza abone olun.